Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan ve sizlerin desteğiyle çığ gibi büyüyen kanalımızın yepis yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Tabii ki de kendilerini kutluyoruz. İlla ki bizden daha doğru yaptıkları şeyler vardır. Fenerbahçe Beko'da yeni bir yapılanma içerisinde. Belki sezon başında hazır, tam hazır değil bir takımız. Ama inşallah zamanla çok daha hazır bir hale bürünür takımımız. Ve başarılardan başarılara doğru koşarız. Şimdi sevgili arkadaşlar, Jesus takımdan kesti. Geçen sezona damgasını vurmuştu başlığı var. Daha doğrusu Jesus Neşter'i kesti. O yıldızda yollar ayrılıyor başlığıyla haberi verelim. Tahmin edebileceğiniz bir isim aslında yok, Lemos değil. Şimdi Fenerbahçe 8. haftada Beşiktaş'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şu anda bu maç birçok şeyden daha önemli. Fakat burada önemli bir detay var. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus rotasyonlu bir kadroyla oynuyor. Oynuyor oynamasına ama son dönemlerde Miha Zajc'a süre vermiyor. Tabi bu da taraftarımızın dikkatinden kaçmıyor arkadaşlar. Ve taraftarımız hem bana hem de birçok kişiye aynı soruyu soruyor. Yani yaz döneminde birçok transfer yapıldı. Kadro kuruldu. Zajc iyi de gidiyordu. Niye birdenbire kesildi diye. Ve herkesin aklındaki soru, yani bazısı söyleyemiyor, çekiniyor ama hocam yollar ayrılıyor mu diyorlar. Şimdi Sloven oyuncu UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Ren maçlarında, Süper Lig'deki Kayserispor ve Alanya maçlarında kadrodaydı ama hiç süre almadı. Acaba imza atılmaması mı sebebi diye. Aspor'un haberine göre Portekiz'de çalıştırıcının 28 yaşındaki futbolcuyu oynatmama sebebinin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması olduğu iddia edildi. Yani sezon başında süre alıyordu Zayt ama birdenbire kesik yedi. Son olarak da Konya ile oynanan maçta 11'de başladı, 71 dakika sahada kaldı diyor. Bedava gitmemesi için sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve uzatmaması halinde Zayt da devre arasında yolların ayrılıp gelir elde edilmesi gündemde demiş. Şimdi bu ihtimal arkadaşlar. Bakın bu duyum değil, ihtimal. Hani bazen bunu ben de yapıyorum. Hani şu şöyle olsa, bu böyle olsa diye ihtimal. Daha doğrusu bizde bir atasözü var. Zararın neresinden dönersen dön, kârdır derler. Gerçi Kurtlar Vadisi'nde neresinden dönersen dön, dönek derler diye değiştirdiler onu ama olsun. Zararın neresinden dönersen dön, kârdır. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi normalde en sona kadar saklayıp biraz da böyle sancılandırıp öyle söylemem lazımdı ama direkt söylüyorum. Arkadaşlar, size göre Zayt gidici. Bir bakmışsınız Beşiktaş maçında ilk 11'de başlamış. Böyle bir ihtimal var mı? Yani ya da şöyle söyleyeyim. Böyle bir ihtimal yok. Kesinlikle yok hocam. Yani asla ilk 11 başlamayacak diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Demek ki mesele transfer meselesi değil. Arkadaşlar bakın şunu anlayın. Algılayın. Yani her oynamayan futbolcu da birileri çıkacak diyecek ki ay benim canım ciğerim şu niye oynamıyor? Şu oynamıyorsa budur. Bu oynamıyorsa şudur. Hatta şeyciler vardı işte şunu oynatmayan haindir. Şampiyonluğu satmıştırcılar vardı. Yani onlardan da olmayın arkadaşlar. Ben size net olarak söylüyorum. Bak çok net olarak söylüyorum. Yani 1 Temmuz 94 doğumlu Slovenya milli takımının futbolcusu ve güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan bir futbolcu birdenbire bu kadar kolay kesilmez. Belki de doğru zaman bekleniliyordur. O sahide olduğu gibi. Anlatabiliyor muyum? Ferdi'de olduğu gibi. Ya da bir başkasında olduğu gibi. Orada düşüşler çıkışlar oluyor herhalde. Bir iki kişi bir giriyor bir çıkıyor. Bazen de YouTube arkadaşlar abonelikten atıyor bazı arkadaşlara. O çok önemli değil. Şimdi Ben Zeiss için gidecek diyemem, kalacak da diyemem. Sözleşme uzatma görüşmeleri için bir kez daha hatırlatayım.
Eşi kalmak istemiyor Türkiye'de. Zayt'ın kendine göre bir sıkıntı yok ama eşi kalmak istemiyor. Onlar da zamana bırakmış durumda. Görüşmeleri sonra yaparız diyorlar arkadaşlar. Şu da bir gerçek. Fenerbahçe şampiyon olursa bu ortamı, o şampiyonluk ortamını gören hiçbir futbolcu gitmek istemez. Ne Valencia ister, ne başkası ister, ne Zayt ister. Görün bakın. İnşallah da bu gerçekleşir. Oğuz Burk Berisha'yı kadrosuna katacak. İşte Fenerbahçe'ye gelecek rakam. Demiş ya, benim çocuğumun adı Kur'an'da geçiyor demiş. Ne ki çocuğun adı demiş. Oğuz demiş. Ulan oğlum Arapça'da o yok. Nasıl Kur'an'da geçer demiş. Oğuz'u billah. Besmele çekerken oradaki Eoğuz'u Oğuz'u olarak okumuş ya. Bu da öyle. Ben de Oğuzburg diyorum. Augsburg. Oğuzburg artık nasıl okunuyorsa. Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer oldu Berisha. Ben de dahil milyonlarca kişinin beklentisi çok yüksekti. Hatta ben Berisha geldiği zaman çok ama çok sevindim. İstediğim bir futbolcu geldi diye. Ancak yani her çiçek her baharda açmayabiliyor. Ya da her bahçede her çiçek açmayabiliyor. Berisha bizde açmadı. Ama Alman kulübü Berisha için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ve Fenerbahçe son teklif olarak kabul etti. Geçen bana şöyle bir eleştiri geldi. Hocam Lemos için yazın ben üyelere duyum verdim. 200 bin euro muydu? 220 bin euro muydu? 20 bin euro için de kavga etmeyelim. 200 bin euroydu diye hatırlıyorum. 200 bin euroluk bir teklif geldi. Fenerbahçe kabul etmedi. Taraftar diyor ki bana, niye kabul etmediydik? Ya arkadaşlar bir durun. Yani 200 bin euro bir durun. Kabul edip etmeme konusunda bir durun, bir bekleyin. Şimdi Berisha için de benzer durum var. Berisha için de satın alma opsiyonunu kiralık teklifinde bulundular. Biz de kabul ettik. Şimdi bana diyorlar ki opsiyon zorunlu mu değil mi? Ya Berisha bu süreçteyken gitsin, defolsun gitsin, kaça gidiyorsa gitsin. Şimdi zorunlu muydu? Niye zorunlu koyduk ki? Fenerbahçe yönetiminin hatası. Ya ne yapsalar yaranamıyorlar. Ama ben bir şeyleri keşfettim. Bazı şeyleri de yavaş yavaş dillendireceğim arkadaşlar. Şimdi Berisha Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı. Bana kalırsa oynadığı dakikaya bakarak baya baya gol yükünde bulundu. Ama dediğim gibi her çiçek her bahçede açmıyor. Her sisteme uymuyor her futbolcu. Sezonun ilk maçında Ümraniye maçında oynadı. Golünü attı. Fenerbahçe'ye belki de 1 puan kazandırdı. Jesus'un gözüne yine de giremedi. Çünkü sisteme çok aykırı bir futbolcuydu. Ve Fenerbahçe'den ayrılmak istedi. Ülkesinin takımlarından Augsburg'a kiralandı. Bundesliga kariyerine iyi başladı. Bayern Münih'i yıkan golü attı. Mutlu oldu. 3 maçta bir gol, bir asistten oynuyor hazırlık maçında. 4 tane birden attı. Sözleşmesinde 4 milyon euroluk opsiyon maddesi var diyor. Ben 4.250 diye hatırlıyorum. Fenerbahçe 5'e aldıydı diyor. Fenerbahçe 5'e almadı. Ben 3.250'ye aldık diye biliyorum. Yani bonservis bedeli 3.250. Belki menajerine 1.750 verilmiştir. Ben onu bilemem. Ama bonservis bedeli 3.250 diye biliyorum. Onu da subliminal olarak alttan vereyim. Uzun lafın kısası, hem Bild gazetesinin hem de bazı Alman medya kuruluşlarının duyumuna göre Berisha'nın 4 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanacak şeklinde. Ama benim sordurduğum yurt dışındaki dostlarım diyor ki Berisha için bu opsiyonu kullanırlar kullanılmazlar bir şey diyemem. Fakat buna yazın karar verecekler. Hemen 3 maçta oynayıp da karar vermeyecekler. Niye diyorum? Bunlar Türk mü ki diyor, hemen bir maçta iyi performans gösterince süperstar, bir maçta kötü performans gösterince çöp ilan etsin diyor. Müthiş bir analiz. Müthiş bir sentez. Müthiş bir değerlendirme. Evet. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha Novak'tan sonra diye. Arkadaşlar bu konu Lemos konusu. Açıkçası. Yani Novak gitti. Novak'tan sonra ayrılması beklenen isim kim? Tabii ki de Lemos. Fakat hocam niye ısıtıp önümüze getiriyorsun bu haberi diyeceğinizi bildiğim için ben size bu haberde geçenki haberden farklı bir şey söyleyeceğim. Görüşmeler sürüyor. Yani görüşmeler sürüyor arkadaşlar. Lemos'un transferi konusunda. Birleşik Arap Emirlikleri'nin o da yolunu tutabilir diye. Lemos konusunda.
Ve Fenerbahçe'ye faturası şu kadar, bu kadar. Birleşik Arap temsilcisi Ekim'de sözleşme şeyler bitiyor. 4 Ekim'de transfer süreci bitiyor. FC Banyas iddiası şöyle böyle. Fenerbahçe zorluk çıkarmayacak falan filan. Peki ben başka bir şey söyleyeceğim. Sadece Lemos mu gidecek? Mesela Buruma, ya ben bu Banyas kulübüne baktım. Arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Kötü niyetli dalgalamayın beni. Ben sadece duyumsal olarak bir şey söylemek istiyorum. Hani diyorsunuz ya, ben çok eminim, benim duyumcum yalan söylemez, benim duyumcumun haberine göre Buruma'nın satın alma opsiyonu kesilmiş, garantiymiş, hani mecbur alacakmışız diye. Gelin ben de bir iyilik yapayım size. Bu opsiyon kesinse biz Buruma'yı da Banyas kulübüne kiralayalım. Hiçbir ücret ödemesinler, oynama garantisiyle kiralayalım. Ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden birkaç tane takımla görüşelim. Eğer bu kesinse, bakın böyle bir transfer gerçekleşirse siz de subliminal olarak duyumu almış olursunuz. Mesajı almış olursunuz. Ama kesin değilse, biz oyuncunun kiralık haklarından vazgeçtik. FC Banyas kulübüne geçmiştir. Katkılarından dolayı teşekkürler diye bir açıklama yapıp ilişkimizin kalmadığını belirtirsek o da güzel olmaz mı? Ben şunu söylüyorum. Buruma transfer edildiği zaman çıktılar. Dediler ki ilk ben söyledim, ilk ben söyledim. Hiçbiri de ilk söylemedi. Ben de dahil hiçbirimiz ilk söylemedik. Hatta bana Buruma'yı yalanla diye duyum geldi. Bana Başdoğa'yı da yalanla diye duyum geldi. Ama son hafta dediler ki yalanlama artık. İşler iyi gidiyor diye. İlk istediğimizde 9,5 milyon euro istedilerdi mesela Başdoğa'yı. Sonra aldığımızda 3,5'a falan aldık sanırım. Bazen böyle yalanlattırma yapabiliyorlar. Ama Buruma konusunda kimse çıkıp da ilk taşı ben atarım, ben günahsızım demesin, hiç kimse bilemedi. Hadi yiğitler, meydan alayım sizi. Çıkın bir baba yiğitlik yapın. Geldiğini bilemedim ama gittiğinin müjdesini veriyorum deyin. Herkes de müjdeyi alsın. Hadi. Yapabilirseniz buyurun. Ama yapacağınızı zannetmiyorum. Çünkü Buruma konusunda sizlerin de duyumu yok. Ben söylüyorum, Buruma şu anda sakat. İdmana çalışmalara başlamadı ama her an her yere gidebilir. Şunu diyeceksiniz, hocam Lemos gidebilir diyorsun ama Lemos takımla çalışıyor. Arkadaşlar Novak gitmeden bir gün önce de takımla çalışıyordu. Hatta ben burada üstüne basa basa dedim ki bak Novak, ben olsam kadro dışı bırakırım, ben olsam Samandır'da çalıştırırım. Ama Jesus artık neyi planlıyorsa, neyi hedefliyorsa dedim. Lemos için de aynısını söylüyorum. Buruma için de, ama şunu söyleyeyim. Buruma şu ana kadar çoktan takımla çalışırdı. Buruma'nın kendi de bazı zorluklar çıkartıyor. Belki de onu etkileyen eski takım arkadaşları ya da eski takımındaki bazı şahıslar vardır. Hani şöyle yap, böyle yap gibisinden. Vallahi oyuncu kendine eder. Oyuncu kendine eder. Fenerbahçe bir şeyler yapar. Yani oyuncu kendine eder. Başka bir şey söylemiyorum ben. Bunu da belirteyim. Bir kişi de bana şunu söylüyor. Ya Novak gitti diye sevinecek değilim. Lemos gitti diye sevinecek değilim. Ya arkadaşlar, ona sevinecek değilim, buna sevinecek değilim. Ya ne kadar zarardan kurtulursak o kadar sevinirsin. Ya bir Lemos'u gönderemeyeceksek büyük kulüp olmanın ne alemi var? Ya siz ne saçmalıyorsunuz? Siz ne kadar boş insanlarsınız ya? Siz ne kadar boş insanlarsınız? Ne kadar boş beleş insanlarsınız? Ne kadar düşünmeden konuşan insanlarsınız? Ya ben şunu, şu bardağı satın aldım diyelim. Bardak kırık çıktı. Kırık çıktı. Şurası kırık çıktı. Değişime götürdüm. Dedim ki değişim ya da iade için gelin. Faturanız var mı? Fişiniz. Yo, ben fişi çöpe attım. Hadi değiştirin. Hadi değiştirin. La küçücük bardağı değiştiremiyorsun. Hani önemsemiyorsun ya. Hani 600 bin euro, 700 bin, 1 milyon 400 bin euro yıllık aldığı ücret var. Noah'ın. Hadi 600 şey alsın, Lemos alsın. Toplam 2 milyon euro. 2 milyon euro dediğin şeyin 36 milyon TL yaptığını anlamayacak kadar kıt mısınız ya? Beyinsiz misiniz abi ya? Ya 2 milyon euro 36 milyon TL yapar. Seni 36 milyon TL zarardan, anlık zarardan kurtarıyorsa bu başarıdır. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey alınmasaydı, edilmeseydi. Bana dünyada bir tane takım gösterin, her aldığı transferden kar elde etmiş. Bugün Benfica'yı, Porto'yu rol model gösteriyorsunuz. Nice çöpe atılan milyon euroları var, haberiniz var mı? Yok. Çünkü niye? Göz önünde 3 tane örneği var.
Geri kalan 30 örnek gitti. Trabzonspor Charlotte'la birlikte 10 tane oyuncu aldı. Bir tanesinden bile fayda görmedi. Bir tek Charlotte'dan fayda gördü. Onda da net rakam belli değil. Hani ne kadar Trabzon'a kaldı belli değil. Yine 26.300 iken 400 oldu. Oynuyor ya bizim YouTube bizimle oynuyor. Bir çıkarıp bir atıyor herhalde. Ya da arkadaşlar gıcıklığına şey yapıyorlar. Yani demek istediğim şey şu. Zararı neresinden dönersen dön kârdır. Buruma için diyorlar ki 4 milyon euroya satın alındı. Yıllık ücreti 1.5 milyon euro. Tamam çok güzel. 3 senelikte sözleşme 4.5 4 turdan 8.5 milyon euro. Lemos 1.5'a alındı. 9-10. Yıllık 600 bin eurodan 4 sene olsun 2.4 olan 2.5 diyelim. 12.5. Noah bedava aldın. Yıllık 1.4 hadi 1.5 diyelim. 3 senelik sözleşme hani 12.5, 15, 16 milyon euro. Ah gitti diyor 16 milyon euro çöpe gitti. Ya futbol bu. Galatasaray bir Cagne için 25 milyon euro kasasından para çıkarttı. Sizin kadar ağlamadılar ya. Sizin kadar basite indirgemediler ya. Bir de çok bilmişlik yaptığınız mevzuya bak. 36 milyon TL'lik bir mevzu. Artı şimdi Novak'la ilgili ben bir şey duydum. Milliyet gazetesinin bir haberi var. Çok enteresan bir iddia bu. Yani çok enteresan bir iddia. Yani son dakika Fenerbahçe 4 milyon euro kazandı diyor. Evet 4 milyon euro kazandı. Sürpriz satış. Yani sürpriz satış diyor arkadaşlar. Habere baktım merak ettim. Filip Novak. Filip Novak diyor. El Cezire'ye giden Fenerbahçe oyuncusundan Fenerbahçe 4 milyon euroluk bonservis bedeli alacak rahatlayacak diyor. Ya Sübhanallah. Bende mi bir hata var? Ben mi algılamada problem yaşıyorum? Yaşlandım mı? İşte cilt lekeleri. Bilmem falan filan bir sürü şey aklıma bir sürü şey geliyor. Kafam mı basmıyor? Kayserilik mi elden gitti? Nasıl 4 milyon euro? Fenerbahçe'nin açıklamasına göre yolu açık olsun karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. El Cezire'nin açıklaması sözleşmesi boşta olan futbolcuyu bedavaya aldık. Hangi bonservis? Hangi şey? Ya bunlar var ya bak ben bir şey söyleyeceğim size. Provokatif. Bak Fenerbahçe tarafta. Ben burada herhangi bir video çeksem diyorlar ki bana provokatif hareket yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. İşte Ahmet Ercanlar çekiyor. Yazıyorlar halkı kim ve nefrete teşvik ediyorsun falan filan. Başkası yapınca. Birisi gitmiş Sefa Kalyan'ın şeyine boya atmış şey yapmış. Hemen gözaltına aldınız mı mesela? Halkı kim ve öfkeye tahrik şey yapıyor diye teşvik ediyor diye. Millet sokağa döküldü etti. Mesela bu haber. Bence bu haber de halkı kim ve öfkeye teşvik ediyor. 4 milyon euro. Arkadaşlar bu kulüpler SPK'ya bağlı kuruluşlar. Bu kulüpler borsada işlem gören kripto parası olan kulüpler. En ufak bir gelişme yalanlığında kulüplere ve yatırımcılarına zararı olan şeyler bunlar. Ne demek ya? Ne demek 4 milyon euro? Ha şunu deseler okeyim. Bak. Şunu deseler okuyayım ki %100 olarak sözleşme feshedildi gitti. Oyuncunun yıllık ücreti 1.4 milyon euroydu. Oyuncu ben bütün paramı almadan gitmem diyordu. 1.4'ümü almadan gitmem diyordu. Bu bir. Hadi 1.4'ü hesaplayalım. 1.4. Belki de Milliyet Gazetesi'nin aktarmak istediği budur. Ben onu da bilmiyorum. 2. Geçtiğimiz sezondan 0.600 bin euroda parası kalmış olsun. Hani Mayıs, Haziran, Temmuz dönemi misal veriyorum. Baktığın zaman hadi 300 bin euro yapıyor gerçi o da aşağı yukarı. 300-400 bin euro. Hadi belki arada da kıymıklar falan olsun. 600 bin euro, 2 milyon euro diyelim. Toplam 2 milyon euro diyelim. Geldiğinde imza parası atmış olsun. Her yıl 500 bin, 500 bin, 500 bin euro diyor. Hani öyle bir açıklama yapmadı ama 0.5 diyelim. Hadi bu seneki imza parasını da vermedik diyelim. Yine 2.5 milyon euro yapıyor. Yani 2.5 milyon euro yapıyor. Deseler ki Fenerbahçe 2.5 milyon eurodan kurtuldu. İşte futbolcu geçen seneden alacağı 600 bin euroyu bıraktı. İmza parası 500 bin euroyu bıraktı. 1.4 yıllık ücretinden vazgeçti. Öpüp başımızın üstüne koyarız. Ama 4 milyon euro gelecek. Fenerbahçe rahatlayacak. Bu külliyen yalan arkadaşlar. Keşke doğru olsa. Keşke doğru olsa. Ah keşke doğru olsa. Ama böyle bir şey gerçek değil. Son olarak da
Vizyonsuz Jason Denayer. Arkadaşlar Denayer duydunuz mu bilmiyorum. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Şabab Dubai kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamış. Şabab Dubai kulübüyle. Yani inanılır gibi değil ama gerçekten de imzalamış. Ve yıllık 1,5 milyon euroya imzalamış arkadaşlar. Demokratik Kongolu oyuncu bir yıllık sözleşme imzalamış ve sözleşmeden alacağı ücret yıllık 1,5 milyon euro. Vizyonsuz herif. Hem Dubai'ye gidiyorsun, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorsun. Yani hem oraya gidiyorsun hem de 1,5 milyon euroya gidiyorsun. Ulan Arabistan'a giden takımlar, bu arada takımın piyasa değeri 19 milyon 240 bin euro olmuş. Not 14 milyon euro sadece bu. Bu arkadaş. Gerçi tam hesaplamamışlar herhalde. Yani bunu tam eklememişler herhalde. 4,5 milyon euroluk bir forvetleri var piyasa değeri. 1,5'luk bir başka oyuncu var. 1,5'luk bir forvet daha var. Yani 7,5, 8,5, 14, 19,24 bu da eklendi. Tamam işte piyasa değeri yüksek. Yalnız bu takıma bir de kanat lazım. Bir sol kanat ya da sağ kanat lazım. Bence şampiyonluğun en büyük favorisi olurlar. Bunu becerirlerse. Onu söyleyeyim. Vizyonsuz herif. Fenerbahçe'den konuşurken 4 milyon euro, 4 milyon euro. Yıllık ücret 4 istiyorum. 4'ten başka istemiyorum diyor vizyonsuz herif. Ama buraya 1,5'a gidiyor. Kusura bakmayın, bende hastalık etkisini bu şekilde gösteriyor. Yani öksürürken, hapşırtırken perişan ediyor. Buradan da bütün hastalarımıza da şifa dileyelim. Mübarek Cuma günü hürmetine. Allah herkese şifalar versin arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Ama dediğim gibi bu Novak olayı doğru değil. Fakat Fenerbahçe Berisha'dan 4 milyon euro kazanır. Fakat bu 4 milyon, ben 4 milyon 250 bin euro diyebiliyorum kesin fiyatı. Bunu da yazın kullanırlar. Yani bir Alman kulübü çıkıp da ya iki maçta güzel performans sergiledi, biz bunu hemen alalım demez. Sonuna kadar bekler. Arkadaşlar Berisha orada gol kralı olsa, atıyorum 50 gol birden atsa 4 milyon euro 5'e çıkmayacak ki. Hiç gol atamasa 4 milyon euro 1'e de inmeyecek. O yüzden adamla belki ulan saman alevidir falan filan diyeceklerdir, bekleyeceklerdir. Bunu da açık yüreklilikte söylemiş olayım sizlere değerli arkadaşlar. Ama biz bu videoda ne anlamalıyız? 1. Zaits için kesin gitti kaldı diyemeyiz. Sezon sonuna kadar bekleyeceğiz. Kadro dışı bırakıldı falan filan iddiaları yalan, bir bakmışsınız Beşiktaş maçında ilk 11'de. 2. Berisha'yı da söyledik uzun uzadıya. 3. Lemos görüşmelerini sürdürüyor. %100 atılan bir imza yok ama görüşmelerini sürdürüyor. İnşallah bu olay çözülür. Lemos da biz de aradığımızı buluruz. Ama Lemos için şunu belirteyim. 1-1,5 milyon euro bonservis alırsak şaşırmayın. Olur mu? Hatta ben 4 milyon euro kazandığı 5 olarak değiştiriyorum. O 5'in 1 milyon eurosunu ben eklemiş oldum. 5 alır, yani 1 milyon euro alırsak şaşırmayın. Beşiktaş maçını konuştuk, Jesus'u konuştuk. Novak için dediğim gibi Novak'tan en fazla, yani en fazla hani geçen sezonun ücreti artı bu sezonki alacakları, belki de imza parası buradan kurtulmuş olur. O da 2-2,5 milyon eurodur. Belki diyorum 2,5 milyon euro olsa bile 36-45 milyon TL yapıyor. İyi para. Onun dışında Bruma için görüşmeler sürüyor ama Bruma inat ediyor. İnat ediyor. Yani Bruma'nın gitme ihtimali %1 diyebilirim. İnat ediyor. İnadı kırılır ya da başka bir şey olursa bir şey diyemem. Ama gitmemek için inat ediyor. Haberiniz olsun. Jason Denayer vizyonsuz herif oraya gitmiş. Hocam yazın serbest kalır. Yazın bir şey olur mu falan filan. Ya bırakın Allah'ını severseniz, bu kadar vizyonsuzluk yaptıktan sonra bir şey de olmasın. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerinizden dolayı da memnunum. Ve arkadaşlar dediğim gibi kanalımızda golvar.com'un yapacağı bir forma çekilişi var. O videoyu açıp izleyin. Kısaca ben her şeyi anlattım. Kanala abone olacaksınız. Twitter sayfasını takip edeceksiniz. O videoya gol var kazandırır yazacaksınız. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hiçbir şey. Canlı yayına katılmanıza bile gerek yok. Siz kazanın. Yeter. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.